kapat o pencereyi! Sana kaç defa söyledim o pencereyi açma diye! Ama anne, hava o kadar güzel ki! Olsun! Senin naturan kaldırmaz! Hmm. Bak göğsün bağrına! Üşütüp hastalanacaksın! Bu ne? Kitap! Sen bu gece kaçta yattın? Tabii, her zamanki gibi 11'de! Öyle olsun! Aşkı bana tattıran sensin! Sana kaç defa söyledim böyle şeyler okuma diye ahlakım bozulacak! Ama anne, o kadar heyecanlı ki! Bir daha görmeyeyim böyle şeyler! Ah, rahmetli baban Osman Nuri Bey hiç böyle değildi! Kuzu gibi adamdı! Her zaman bana karşı munis ve itaatkardı, bir sözümden çıkmazdı! Öyle diyorsun ama, zatürreden öldü, ne haber? Sus bakayım! Küçükler her şeye karışmaz! Anasının kuzusu! Biricik anneciğinin sözünü dinle yavrucuğum! Ya üşütüp hastalanırsan, ya böyle romanları okuyup fena yollara saparsan! Necati'ciğim, beni kırma yavrum! Eyvah, sen her gene çaydanlığı patlattı, aman yarabbi! Aman yarabbi! Gene mi çaydanlığı patlattın? İlahi Seher, hiç çaydanlığın ağzı burnu tıkanır mı? Hayret, nasıl patladığını anlayamadım! Yaşlandıkça bir tuhaf oldun, neyse geçmiş olsun! Kahvaltı tamam, değil mi? Evet, büyük hanım! Necati! Kahvaltı hazır yavrum! Geliyorum! Dadım kim bilir neler hazırlamıştır bana! İçine yün fenilanı giydin mi? Fakat anne, hava o kadar sıcak ki bunalıyorum! Git giyim! Necati'nin sefertasını hazırladın mı? Evet hanımefendiciğim, el bezine varıncaya kadar koydum! Necati! Nerede kaldın evladım, bu ne uzun giyinme, geç kalacaksın! Yün fanilalarımı giyiyorum anne! Ben gidiyorum anne! Tamam yavrum, şimdi beni dinle! Ha. Sakın cereyanda durma! Aha. Terli terli su içme, çalışırken ceketleri çıkarma, değil mi? Fakat anne, şirkette kaloriferler yanıyor, ter içinde kalıyorum vallahi! Tut! Küçükler bilmez, anneler daima haklıdır! Peki peki, otobüsü kaçıracağım, hadi öp beni! Anasının kuzusu! Allah'a ısmarladık anneciğim! Güle güle canım! Güle güle yavrum! Necati! Gene ne var anne? Karşıdan karşıya geçerken sağına soluna bak hemen yavrum! Peki anneciğim! Aman evladım, dikkat et! Güle güle yavrum! Hey! Şoför amca! Beni de bekle, dur! Dur! Bizim seyir gardırop geldi. Bu olmayınca otobüsün tadı çıkmıyor. Adama baktıkça kendimi bit pazarında sanıyorum. Anne! Biletçi amca! Şoförüm indi! Şu kapıyı aç, kolum sıkıştı! Arka kapı! Geçmiş olsun bana! Taksim'e bir bilet Adil Efendi! Teşekkür ederim! Merci! Ah, imdat! Şu hale bakın, elbisem rezil oldu! Heyecanlanmayın, şimdi silerim! Alt tarafı salçalı köfteydi! Çek elini terbiyesiz! Hoş geldiniz! Sabah şerifler hayır olsun müdür bey! Sana da Hurşit efendi! Ne güzel bir gün değil mi? Evet beyim ama... Aması ne? Yani demek istedim ki, bu güzel havada bu kalın paltoyu neden giyiyorsunuz? Ha? Annem giydiriyor! Anneniz mi? Ha? O başka! Thank you.
Bizim yakışıklı müdür yine bugün erkenci, geceleri uyumuyor galiba. Çocuklar, hediyeyi Necati Bey'e verecek miyiz? Dur yahu, sabah sabah olur mu? Akşamüstü veririz. Adamın yaş günahı yok. Fakat nasıl vereceksiniz bunu? Ya bozulursa? Ona bundan ciddi hediye olmaz. Sonra o şakadan anlamayacak adam mı? Keşke başka bir şey alsaydık, alay eder gibi olacak. Yürüyün, var mı yani böyle mızıkçılık yapmak? Hadi bakalım! İmtihanda kazanan kız geldi müdür bey, ne diyeyim? Beklemesini söyle, biraz sonra içeri alabilirsin. Baş üstüne efendim! Size layık değil ama, bugün yaş gününüz diye arkadaşlar birleşip aldık. Vallahi zahmet etmişsiniz! Açmayacak mısınız? Açın, açın! Çok, çok teşekkür ederim size! Bunun canlısının da bir gün elleriniz arasında olmasını temenni ederiz! Güle güle kullanın müdür bey! Bu şakamıza kızmadınız ya! Ne münasebet! Benim gibi müzmin bir bekara en manalı hediye! Buyurun! Kızcağız bir saattir bekliyor, konuşmayacak mısınız müdür bey? Unuttum! Şöyle gelsin! Baş üstüne! Buyurun, buyurun küçük hanım! Buyurun, oturun! Merci! Bir şey değil! Çok özür dilerim, sizi şaşırttım! Olur böyle şeyler, olur! Acaba imtihan neticesi belli oldu mu, kazandım mı, o kadar meraktayım ki! Oldu, oldu! Alo! sık sık olur böyle! Şirketimize yaptığınız müracaat neticesinde edindiğim kanaate göre... ne diyordum? Diyordum! Binaenaleyh ve bununla beraber yani demek istiyorum yani ki... Yani kazandım mı? Burada çalışacak mıyım, bilhassa sizin burada çalışmanız için yani neticede şunu bildirmek isterim ki... evet! Yaşasın! Bir şey mi dediniz? Hayır, hiçbir şey demedim beyefendi. İşte böyle! Zahmet ediyorsunuz küçük hanım! İşe kabul edildiğime göre zahmet sayılmaz! Öyle ya! Kabul edildiniz tabii! İşe alındığım bir tarafa, o şapşal müdürle aynı odada nasıl çalışacağım bilmiyorum! Adamın her hareketi bir komedi! Vay canına! Demek dünyada hala böyle adamlar var ha! Tam müzelik desene! Sizin gibi haylaz takımı değil ya! Bak adama okumuş, koca şirketin müdürü olmuş! Sen ne oldun? Alt tarafı bir çalgıcı! Müzisyen! Müzik işin azın Frenkçesi! Bizim zamanımızda sizin gibilere kerizci derlerdi! Rica ederim Eşref bey! Gene başlama! Başımıza çıkart bakalım bunları! Bak büyük oğlan hala meydanda yok! Kim bilir hangi topun peşinde koşuyordur! İşte geldim! Yemek de hazırmış, midem zil çalıyor! Lafa bak, lafa! Baltayı taşa vurduk be! Peder gene bozuldu! Bugün bir maç çıkardım görme, zevkten yatarsın! Gene mi fasulye var? Başka ne yemek var anne? Makarna! Geç! Midenize mi dokundu beyefendi hazretleri? Sizin gibi haşerata çok bile! Şu tekaüt babanız olmasa kemik yalarsınız, kemik! Yemeğini neden yemedin kızım? Çok heyecanlıyım anne, yarın işe başlayacağım! Necati bey şapşal ama çok temiz bir adam! Hele beni görünce telaşını bir görseydin! Kendine gel Necati, uykuda mısın? Dalmışım da, ya! Birader beydir Seher hanımcığım, kapıyı açıver!
Bu akşam pek iştahım yok, doydum anne! Mutlaka, mutlaka dışarıda abur cubur yemişsindir! Ah sen! Ne yedin bakayım? Hiç vallahi anne, hiç! Ben yatmaya gidiyorum, hadi Allah rahatlık versin de! Aman maşallah, maşallah! Evlenseydim kaynanam sevecekmiş! Hoş geldiniz dayıcım! Sağ ol evlat! Ooo! Hayrola, bugün şaşkınsın gene hemşire! Bugünlerde Necati'me bir hal oldu birader bey! Sen de ona küçücük bebek muamelesi yapıyorsun hemşire! Bizim gibi muşmuluların arasında oturacaktın ya genç adam! Ben onun terbiyesi bozulmasın diye yapıyorum! Bu zamanda Necati gibi delikanlı geçmez! Sıkma oğlanı! Tam ateşli zaman hemşire! Ya, gidip bir mahalle kıza takılsın değil mi? Allah yazdıysa bulsun! Öyleyse ona şöyle iyi aileden bir kız bulalım! Bekarlık başına vurursa eve sokamazsın sonra! Artık ilk maaşınla bu garip kardeşlerine bir ziyafet çekersin tabii! Ziyafet ne kelime be! Bizim bir tane ablamız tabii var! Bugüne bugün büyük bir şirketin sekreteri! Hele o şirkette bir müdür var! Tam 1930 modeli! Yüzüne bakınca kıpkırmızı oluyor mahcubiyetten! Adamı stop lambası yerine kullanmalı! Ama sizin gibi sulu değil! İstersem onu bir haftada en modern erkek kılığına sokarım! Görmemiş zavallı! Vah vah, sütünü mü içireceksin? Onun hayatı kaymış bir kere! Var mısınız iddiasına? Ben Necati Bey'i bir haftada değiştirirsem ne alırsınız bana? Benden bir eşarp çalışır! Benden de bir çorap, helalinden! Peki öyleyse! Ben kaybedersem ikinize de birer kat elbise yaptıracağım! Güzel! Verin elinizi! Çok güzel! Bu yazınızın cevabında... Evet? Ne diyorduk? Yazınızın cevabında görülmüştür ki... Evet? Bütün lastikler şartnameye uygundur. Nokta. Tamam, bu kadar mı? Evet. Bu kadar işte. Ben yemeğe gidebilir miyim acaba efendim? Bir. Öğle tatili değil mi? Fakat diyecektim buyurun ki... Buyurun efendim. Annem sefertasına yemek koymuş, eğer iğrenmezseniz... ...sonra Hurşit efendi size çatal da verir, birlikte yerdik de! Teşekkür ederim ama ben dışarıda bir şeyler yerim! Yani ben demek istemiştim ki... Yanlış anlamayın, zaten aç değilim! İki sandviçle bir ayran bana kâfi! Durun! Acaba... ...beraber çıksak? Benim de canım sandviç istedi de! Nasıl isterseniz! Yemeğiniz hazır müdür bey! Teşekkür ederim, bugün Meral Hanım'la dışarıda yiyeceğiz! Hayrola Hurşit efendi, şaşırıp kalmışsın! Müdür bey öğle yemeğini ilk defa dışarıda yiyecek, anlayamadım gitti! rica ederim efendim, ya siz yol verin ya da ben! Demek yazıhane ve evinizin dışında ilk defa yemek yiyorsunuz! Buna yemek denirse tabii! Yoo, öyle söylemeyin! Bugüne kadar dadımın pişirdiği yemeklerin dışında... ...lezzetli hiçbir şey tasavvur edemezdim! Halbuki sıcak bir çayla simitin tadına da doyum olmuyormuş! Ayrıca bu tadı simitle çayda da aramamak lazım! Neden? İnsan sizin karşınızda yemek yemeyi bile düşünemiyordu ondan! Size bir şey söylesem kızar mısınız acaba? Neden kızayım? Söyleyin, çekinmeyin! Çok güzel olduğunuzu söylediler mi size? Kim bilir, belki de söylemişlerdir! Neyse, biraz daha konuşursam saçmalayabilirim! Ya gidelim isterseniz! Gidelim ya! Şimdi yazıhanedeki ilk işim sefertasındaki yemekleri dökmek olacak! Neden? Annem yemek yemediğim için kıyameti koparırdı ondan! Çok uzakta mı oturuyorsunuz? Kurtuluş'ta, şuradan otobüse bineceğim! İsterseniz ayrılalım artık! Biraz daha oturalım, sonra ben sizi eve bırakırım! Akşam üzeri yalnız korkarsınız belki! Ben alışayım, korkma! Siz herhalde geç kalmazsınız! Evet, 6 dediğimi evdeyimdir, yoksa annem merak eder! Annenizin merak edeceği yaşı çoktan geçmişsiniz Necati Bey! Gelin de bunu anneme anlatın! Hala beni 10 yaşında çocuk görür o! Biraz fazla bir merak ama neyse! Bugünkü ilginize çok teşekkür ederim, iyi akşamlar müdür bey! Size de Meral! Meral Hanım! Buyurun babacığım! Buyurun anne! Bakın da utanın!
ablanızın çalışıp kazandığı parayla aldığı pastayı gördünüz ya! Aferin benim biricik kızım! Kazancın çok olsun yavrum! Afiyet olsun! Oh benim tonton kızım! Ver bakayım şöyle kıyak bir parça da kardeşinin midesi bayram etsin! Küçük kardeşini de mahzun etmeye mi ablacığım? Kreması bol olsun! Şu babamı kızdırmaktan ne zevk alıyorsunuz? Vallahi pasta değil, zırnık bile vermem! Hadi hadi şaka yaptım, hepsi sizin! Ben sizler için çalışıyorum! Ne oldu senin şu berduş müdür? İddiamız tamam değil mi? Tabii oğlum, sözü ağızdan çıkar, değil mi abla? Yarın akşam size onu göstereceğim. Bakalım ömrünüzde böyle bir tip gördünüz mü? Bu üç tilki gene neler çeviriyorlar kendi kendilerine? Bilmem. Asıl tilki şu oğlanlar. Kim bilir ablalarına ne masal uyduruyorlar. Bu iş biraz zor olacak ama iddiayı kazanacağım. Bugün lokantada öyle şeyler yaptı ki çatlayacaktım gülmekten. Desene hızlı gırgır var. Sorma, fakat çocuklar bu adam öyle temiz ve efendi ki... ...insanın onunla alay etmesi içinden gelmiyor. Yo, kaytarma. Yarın akşam sinemamızı göreceğiz. İddiadan vazgeçersen alırız kostümleri, değil mi Oksay? Alright'mış. Dilinize eşek arısı soksun Emi. Teşekkür ederim. Peki, sana göre şimdi Necati Bey kıza ne teklif edecek? Benim çapkınlık tecrübelerime göre, Necati Bey kıza şöyle diyecek. Hı? Bu akşam size evinize kadar refakat edebilir miyim? Kızlar ilk önce naz edip, rica ederim size çok zahmet olur derler, sonunda kabul ederler. Saat 5'i geçti, hala yoklar! Meral herifi otobüse bindirirken kapıya filan sıkıştırmış olmasın ha? Niye gülüyorsunuz be? Anlatın da biz de gülelim! Sen daha ufaksın çocuğum, anlamasan da olur! Şuraya bak! Ha? Vay canına, bu adam değil, festival! Dökülüyor vallahi! Oktay, ablanın yanındaki o Sherlock kılıklı adam kim? Şefi canım, şefi, vallahi şefi ya! İşte böyle! Demek giydiğim elbiseleri beğenmediniz. Ama şimdiye kadar bana bunu kimse söylememişti. Anneniz de mi? Bilhassa o! İçimden yünlüleri bir türlü çıkartmaz. Elinden gelse beni pamuklara sarıp konsolun gözüne koyacak. Biliyor musunuz çocuklar, ablamla bu adamı modern bir yapması hakkında iddiaya girdik. Güya bu adamı kalkındıracakmış. O da ancak belediye kaldırır. Sizin de herkes gibi giyinmeniz, etrafın alaycı nazarlarından kurtulmanız lazım. Bunu bana öğretecek biri olsa, o kadar başka türlü büyüdüm ki. Ben severek yaparım tabii, kabul ederseniz. Bu benim için büyük bir zevk olur. Hemen içimdeki yün fanlaları atacağım. Ay kusura bakmayın ama gülmemek elde değil. Bunu o kadar safça söylediniz ki. Sahi ben çok mu safım? Öyle. Ama üzülmeyin. Keşke bütün insanlar sizin gibi olabilselerdi. Demek bana yardım edeceksiniz, çok teşekkür ederim. Bu benim için zevk olacak. İşte, bizim evimiz burası. İçeri gelip bir kahve içmez miydiniz? Hem annemle babamla tanışırdınız. Olmaz, olmaz! Şöyle kılığımı toparlayayım o zaman. Hadi, iyi akşamlar. Size de. Yarın geleceksiniz tabii. Tabii, işime gelmez miyim? Tabii, hay Allah, unuttum! Eliniz sıkışmasın. Ha? Ha, elim, elim ya, elim! Sabah ve çalışma müddetince öğleyi zor ettim. Neden bilmiyorum, size çok alıştım. Kibar bir erkeksiniz de ondan. Kibarlık yetmiyor ki. Bir yerde içimden size karşı başka şeyler yapmak geliyor. Ama ne bileyim, beceremiyorum işte. Annenizden korkuyorsunuz herhalde. Nasıl korkmam? Ben artık yazıhaneye yemek götürmem dedim, kıyametleri kopardı. Yok dışarıda pişen yemekler iyi değilmiş, yok yağları kötüymüş... ...Velhasıl bir sürü mış mış mış. Ne olur gülmeyin. Annemin ve dadımın dışında tanıdığım ilk kadın sizsiniz. Kim olsa bocalar benim yerimde. Benden şikayet eder gibi bir haliniz var. Yok, katiyen. Sizi tanıdığımdan beri dünyamın istikameti değişti. Kafamda her şey ters dönmeye başladı. Hatta çok sevdiğim kemanımı bile çalamaz oldum. Aa, bakın bunu bilmiyordum, demek keman da çalıyorsunuz. Aha. Ama artık sazımda, sözümde, şarkımda sadece sizsiniz. Hep sizi düşünüyor, hep sizi söylüyorum.
Nerede kaldı bu oğlan? Canım, genç adam yarım saatçik gecikiverseni çıkarayemiş iyile. Arkadaşlarıyla bir iki kadeh parlatmışlardır. Allah yazdıysa bozsun. Necati içki içecek ha? Aman yarabbi! Yoksa başına bir kaza mı geldi? Polise haber versek mi? A, gülünce oluyorsun hemşire! Ya bu çocuk değil ya, koskoca adam! Allah Allah! Sizi hürmetle öperim, annelerin en güzeli! Hanemizi şereflendirdiğiniz için arzu hürmetimin kabulünü rica ederim dayı bey, öpeyim! Haber hüdar ol! Delirdin mi sen Necati, koca adamsın, bu ne hal? Çocukluğum tuttu, dünyayı pesbembecik görüyorum anneciğim! Yoksa sen içki mi içtin? Oh de bakayım! Oh! İlla ağzı süt kokacak diye ya, erkek dediğin ara sıra içmeli dayısı gibi! Yaşa dayı bey! Sus! Hadi sen git soyun! Onun yanında böyle şeyler konuşma birader, bir ahlakı bozulunca! Aman ne dedik şurada hemşire, ben de onun dayısıyım! İnsanı geldiğine pişman etme, sustum aman! Aman! Ayıplama beni birader bey! Bir haftadır bu oğlana bir şeyler oldu! Allah'ım, sen oğlumun aklını fikrini kadın şerrinden koru! Bu nasıl durdu? Çok güzel efendim, tam üstünüze oturdu! Sahi güzel mi? Sen de beğendin mi? Çok güzel! Bunlar da çok yakıştı! Alıyorum! Sanın efendim! En çok sevdiğim parça, burada kemanla çok iyi çalarım! Bu plaklar ve pikapla beraber borcum ne kadar? 1250 lira efendim! Alakanız beni son derece memnun etti Meral Hanım! Nasıl söyleyeyim, dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum! Asıl mesele üzerinizden o çekingenliği atmanız! O nasıl olur? Tabii insanların içine karışmakla! Yani bir arkadaş edinmekle! Sizin gibi bir arkadaş mı? Belki! O halde siz benim arkadaşım olun! Yani bir müdürle bir katibe gibi değil tabii! Kim bilir, zamanla o da olur belki! Rüyamda görsem inanmazdım! Yarın şirketteki bütün memurlar şaşkınlıktan küçük dillerini yutacaklar! Bizim şapşal müdüre neler olmuş diyecekler! Ya! Şuna da bir koz çak bakalım Seher Hanım! Buyurun! Bugün hiç de şansım yok! Hadi hadi, ben seni bilirim! Sen hep böyle söylersin de, sonunda gene de kazanırsın! Anne! Anne! Necati, Necati dikkat et yavrum! Ediyorum! Bir yerin uf oldu mu, canın acıdı mı, anasının kuzusu! Yok, şeyim yok! Bu ne kıyafet! Adeta züppelere dönmüşsün! Aman yarabbi! Kim soktu kafana bunları? Şimdi erkekler böyle giyiniyorlarmış anne! Dostlar, başıma gelenlere bakın! Canım tabii genç çocuk, elbette şık gezmeli, pek de güzel yakışmış! Yaşa dadıcım! Necati! Allah'ını seversen sen karışma! Karışma! Gel de bana sor! Ben anayım, içim yanıyor! Ağlama be! Bak anneciğim, neler aldım neler! Bir erkeği şık ve modern gösterecek her şeyi aldım! Mesela... Bu ceket nasıl ha? Bak! He? Ah, ne sihirdir, ne keramet! El çabukluğu marifet, ha? Bu süreter! Pek zarif değil mi anneciğim, ha? Bak! Ha? Ya! Bu kravatlara ne dersin anneciğim? Mecnunum! Çok güzel! Kusura bakma ama oğlum, sen bugünlerde bir akıl hocası bulmuşa benziyorsun! Yoo! Vallahi de billahi de akıl hocam falan yok! Geçen gün otobüste kızım biri bana bakıp ne dedi biliyor musun? Aslanlar gibisin yavrum, kim bilir neler demişlerdir! Ne desinler istiyorsunuz? Adama bak, bostan korkuluğu gibi dediler! Maşallah! Ama bak, bunları giyince çok yakışıklı oldum değil mi? Ya bunları giyince, çok asorti olacakmışım, asorti! Ne olacakmışsın, ne olacakmışsın? Ne olacakmışsın? Asorti, yani zarif! Çocuğun hevesini kırma, gençken giymeyecek de ne zaman giyecek? Ama Seher gene karıştın! Aman, sustum işte! Yoksa... Bana kızdın mı anne? Anasının kuzusu! Ben senin ağlamana dayanamam oğlum, anasının kuzusu! Ver anneye bir yanık, ver bakayım!
yaşasın, izin çıktı! Hey, yarın İstanbul'un en şık erkeği ben olacağım! Lafa bak! İstanbul'un en şık erkeği bu olacakmış! Ben bunda kızacak bir şey görmüyorum! Senin böyle şeylere aklın ermez! Ben çocuğumu bilmez miyim? Bu işin içinde bir kız parmağı yoksa bana da Kasımpaşa'nın torunu, Davut Paşa'nın kızı Safinaz demesinler! Aman yarabbi, aman yarabbi! Sen şu masum evladımı zamane kızların şerrinden koru! Seni çok seviyorum Meral! Ama anlayamadığım bir korku var içimde! Bir korku mu? Her şeyini kaybetmiş bir insan gibiyim! Tepeden tırnağa kadar değişmiş, hiç kimsesi olmayan bir insan! Pişmanmış gibi konuşuyorsun! Eski Necati! Eski Necati ile beraber birçok şeylerim de kayboldu! Değiştim ben! Ama karşılığında seni kazandım! Buna rağmen bir korku var içimde, aptalca, budalaca bir korku! Necati diyorum bazen kendi kendime! Bu kız ya senden alay ediyorsa, ya bu yaptıklarından sonra seni sipsivri bırakırsa! O zaman yaşayamam ben, kahrolurum, ölürüm! Ölmesem de ölü gibi yaşarım! Boşuna konuşuyorum değil mi? Belki de aptallık dersin bu söylediklerime! Necati! Necati, pardeşlik yolumu üşüyeceksin! Bugün hava çok güzel anneciğim, üşümüyorum! Allah'a ısmarladı! Güle güle canım! Allah'ım bu oğlan oynattı! Yavrumu bu genç yaşta kara topraklarda mı göreceğim? Allah korusun büyük hanım! Maşallah bu kıyafette küçük beye pek yakıştı! Allah nazardan saklasın! Aa! İki gözüm önüme aksın ki bizim seyyar gardırop bu! Hayret, bir anda nasıl değişmiş? Mucize! Ah, ah! Yardım edeyim! Teşekkür ederim! Tabii mucize! Buna mucizeden başka hiçbir şey denmez! Hayret vallahi! Bu kadar kısa zamanda böyle değişiklik! Dediklerim çıktı, hiç de mucize değil! Buna kadının üçüncü tuzağı derler! Artık Necati bey kendisini bu hale getiren kıza sırılsıklam aşık olacaktır! Ben aynı fikirdeyim! Müdür beyin bu halini rüyamda görsem inanmazdım! Dünya değişti! Günaydın çocuklar! Ne güzel bir gün değil mi? Bugün çok şıksınız müdür bey! Üzerimdeki bütün yünlüleri attım! Atışım! Yalnız ince giyinmek size yaramadı galiba, üşütürseniz de! Bana bir şey olmaz, atışım! Tülbent gibi tam beş kat elbise almış! Necati asi oldu birader bey, asi oldu! Şu aklına giren kızı bir bilsem! Vesvese! Şıklık fena mı? İftihar et, iftihar! Dayısına çekmiş! İçinden bütün yünlüleri çıkarıp attı, zemheri zürafası gibi geziyor! Ah, bu ne? Çıldırdı bu! Vallahi, billahi çıldırdı! Bir, iki, üç, dört, son saat! Hay Allah, şaşırdım! Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz! Hay Allah, ne şaşırıyorum! Bir, iki, üç, dört, çat! Anlaşıldı! Bunlar iyi alamet değil birader bey! En kestirmeden bu oğlana bir kız bulmak lazım! Yarın Şaşı Kamil Paşa'nın torunundan söz keselim! Tamam mı hemşire? Bunu iyi düşündün, tamam! Baloda o şapşal Necati bey de bulunacak! Ablamla girdiğimiz iddiayı mutlaka kazanmalıyız! Sen meraklanma! Sevil o Necati bey denen salamuraya iki figür attı mı bir işaret peleğini şaşırır! Ama numaramı bedava yapmam, hediyemi isterim! Meraklanma şekerim, sana bir demli çay ısmarlarız! O salak herif bir çaya çekilmez! Şimdiye kadar hiç yaşamamış gibiyim! O kasvetli evin içinde eski bir koltuk gibi ömür sürdüm Meral! Sen bana yaşama gücü, sen bana yaşama zevki verdin! Şaşırtıyorsunuz beni! Yo, böyle söyleme! Önceleri hiçbir şey bilmiyordum! Ne giyinmesini, ne yürümesini, ne de iki tatlı laf etmesini! Şimdi öyle mi ya? Şimdi hayatı toz pembe görüyorum, kuş gibi uçmak geliyor içimden, işte böyle! Siz 15 yaşındaki bir çocuk gibi saf kalmışsınız! Bakalım davet edeceğim baloda da aynı serbestliği gösterebilecek misiniz? Baloda mı? Beni baloya mı davet edeceksin? Yo, ama ben o zaman çekindirim belki! İşte o zaman gücenirim size! Hani her şeyinizle modern bir erkek olacaktınız?
Şaka ettim canım. Hem ben o kadar güzel dans etmesini öğrendim ki. Tebrik ederim sizi. Kendini tebrik et. O konserve kutusu kılıklı Necati Bey'in modern bir erkek olacağı kimin aklına gelirdi? Ondan bahsederken gözlerin içi parlıyor. Sakın bu şapşal müdür, aşık falan olmayasın. Daha neler. Ona iyi bir insan olduğu için yardım ediyorum, hepsi o kadar. Oynadığın oyun biraz tehlikeli. Böyle saf erkekler daha çabuk aşık oluverirler. Yok canım, daha neler. Ama öyle bir erkek oldu ki görme. İddiayı muhakkak kazanacağım. Deli kız, hala çocuksun sen. Anne! Necati, biz dayı bey ve Safinaz'la hayırlı bir iş için Erenköy'e gidiyoruz. Tel dolapta yemek var, ye işte. Gelince hemen soyunup dökünme, içine kalın bir şey giy anne. Sana şu kalbimden geçenleri bir türlü söyleyemiyorum. Ama annemin ölüsünü öpeyim ki seni seviyorum. Fakat yarın akşam benim ne kadar modern bir erkek olduğumu anlayacaksın. Baloda benden iftihar edeceksin. Bana sevgili Necati'ciğim diyeceksin, Necati'ciğim. Vallahi hanımefendiciğim, bu zamanda öyle helal süt emmiş iyi aileden bir kız bulmak çok zor. Buyurun efendim. Teşekkür ederim yavrum. Necati'ciğim kız gibidir. Vallahi kız gibidir. Ayol hemşire, Dürüye kızımızı görmeyeli epey serpilmiş. Kaç yaşında var şimdi? Tam 16'sının baharında hanımefendiciğim. Oh, ev dediğin böyle olmalı. Sakin ve rahat. Ye Mehmet ye. Boş ver Mehmet'i, önce yemek yemeli. Evvela yemeği ısıtmalı. Hiç sevmediğim şeyler. Boş ver be Necati, üzüldüğün şeye bak. Sen de keyfine göre kıyak bir yemek pişirirsin, dert mi yani? İçeride bir yemek kitabı olacak. Koklet pane. Salçalı kaz yanisi, yaramaz. Mideme dokunur. Çöp kebabı, yaramaz. Kuş konmaz, yaramaz, yaramaz. O da yaramaz, bu da yaramaz. Efendim, yaramaz. Hah, buldum! Sahanda yumurta. Yumurta, yumurta. Önce önlüğümüzü takalım. Önlük, önlük nerede? Taktık. Sonra büyükçe bir tava alalım. Tava, 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 tava. Tava nerede? Tava. Hah, burada. Aldık. Tamam. Onun içine iki kaşık yağ koyun, sonra ateşe koyun. Yağ, yağ nerede? Yağ, hah. Bakayım sonra, kaşık. Sos, bir daha. Sonra ne diyor? Yumurtaları teker teker kırın. Yumurta, yumurta. Şimdi... İki... Üç... Tamam. Necati, Necati sana ne oldu yavrum? Ha? Hiç. Yumurta pişirdim. Ne? Balığa hep beraber gidiyoruz değil mi çocuklar?
Necati Bey'in orada ne yapacağını öyle merak ediyorum ki. Acaba şaşırır mı? Yok canım, görmüyor musunuz? Bir haftada modern Don Juan oldu başımıza. Pişt, müdür bey geliyor. Orhan! Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. İstersen yarın akşam bize uğra, baloya birlikte gideriz. Malum, hala annemden izin almak zorundayım. Sen gelirsen... Ayıp ettin Necati'cim, tabii büyük bir zevk duyarım. Teşekkür ederim. Onun karşısında kendimi dünyanın en kudretli erkeği olarak göstermek isterim. Aman oğlum, iki dil hem bir çekirdek oldu. Kızlar kapı kapı vermesinler, öyle değil mi hemşire? Aman Orhan bey, yoksa gittiğiniz yerde kızlar falan mı var? O böyle yerlere alışık değil. Yok efendim, sadece arkadaşlar arasında toplanacağız. Hep erkek, vallahi billahi erkek anneciğim. Hı? Değil mi Orhan'cım, söylesene? Tabii. Allah'a ısmarladık anneciğim. Allah'a ısmarladık efendim. Güler anasının kuzusu, Necati! Efendim anneciğim! Abur cubur yeme anasının kuzusu! Olur anne! İçki falan da içme emin yavrum! Peki anneciğim, ben süt içerim! Allah'a ısmarladık! Çamaşırcı Fadime'nin kızı, baksana biraz bağ! Ne münasebet? Çamaşırcı Fadime'nin kızı, baksana biraz bağ! Şeytan gözü! Anan bağ çok yavlar idi, aldım seni ulima! Anan bağ çok yavlar idi, aldım seni ulima! Caddi suratli karı, o Linda senin olsun! Muşmuna suratli karı, uşağın senin olsun! Söyleyeceğim gelince, büyücülük yapaysın! Söyleyeceğim gelince, büyücülük yapaysın! Al ayna eline, baksana suratına! Her ses beni beğeni! Al ayna eline, baksana suratına! Safiyeler öyle benzetirler beni! Aslan gibi oğlum vardır, sen benzeysin maymina! Aslan gibi oğlum vardır, sen benzeysin maymina! Sen kendine baksana, acıldın 70 yaşına! Sen kendine baksana, acıldın 70 yaşına! Bir ayağın çukurda, rastık çekesin kaşına! Bir ayağın çukurda, rastık çekesin kaşına! Havala! Korkunç yence cibisun, tansiyonimi arttıraysun! Korkunç yence cibisun, tansiyonimi arttıraysun! Oğlima güzel görünmek için haburalarına pamuk takaysın! Oğlima güzel görünmek için haburalarına pamuk takaysın! Yersin yumruğu kafana, sende insaf yok mudur? Yani... Bak bakalım pamuk mi, yoksa lastik dol mudur? Bak bakalım pamuk mi, yoksa lastik dol mudur? Senin müdür korktu galiba. Gelmezse iddiayı biz kazanırız. Hı. Merak etme, gelecek. Belki de annesinden izin alamamıştır. Demek ki annesini dinlememiş, işte geldi. Ha? Aa, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu adamı bu akşam açmaza almazsak bittik çocuklar. Bütün numaraları keseceksin. Korkmayın. Ay, gelin sizi tanıştırayım. Müdürüm Necati bey, Orhan bey. Adnan, Sevil, Oktay, Rafet. Memnun oldum efendi abi. Meral abla söylerdi de inanmazdık. Ne kadar şık giyinmişsiniz Necati bey. Hele şu kravatınız çok şık doğrusu. Elbiseniz de fevkalade asorti duruyor. Aa, müdür bey daima şık gezerler. Eskiden beri mi? Çok eskiden sayılmaz. Tabii bilhassa yani son zamanlarda. Değil mi Meral hanım? Evet. İlk dansı tabii birlikte edeceğiz. Şüphesiz bir tabii. Biraz daha gırgır alırsak tam çuvallayacak. O halde taarruza geçelim. Güzel, mükemmel oluyor. Yalnız beni biraz daha gevşek tutun. Ben işaret verince çok hızlı bir twist'im olacağız, tamam mı? Merak etmeyin, tamam. Kavalyenizi müsaade eder misiniz? Misafirimizle ben de dans etmek isterim. Elbette, buyurun edin. O kadar tesirli bir erkeksiniz ki kızlar sizi pay edemiyorlar Necati bey. Öyleyimdir, huyum kurusun. Korktunuz mu? Sizin gibi bir erkek! Başlayın çocuklar, şu Necati bey pereyeni şaşırsın! Hey, please! Fakat ben bilmem ki! Hadi başlayın! İsteriz!
nereye gidiyorsunuz? Görüyorsunuz ki ben daha böyle yerlere giremeyecek kadar zavallı bir insanım. Halbuki değiştiğinizi sanmıştım ama neden, neden şaşkına döndünüz onların karşısında? Herkes benden alay ediyormuş gibi geldi. Hem bırakın benden uğraşmayı artık. Görüyorsunuz halimi, sizi boşuna oyaladım. Bütün bunlara rağmen iyi niyetinize teşekkür ederim. Demek öyle, boşuna uğraştım demek. Siz en ufak bir hadisede cesaretinizi kaybedecek kadar korkakmışsınız. Hadi ne duruyorsunuz, gidin annenizin eteğinin dibine. Onun ninnisiyle büyüyün. Nefret ediyorum sizden, nefret ediyorum! Meral! Sevgili ablamız herhalde bize kestirici elbiseliklerin rengini düşünüyor. Oldu olacak, şu iki garip kardeşime birer de ayakkabı çekeyim der. Allah büyüktür. Yeter artık, yalnız bırakın beni! Acaba sayın müdürümüzün sakatlanıp oyunu terk etmesi sizi çok mu üzdü? Yarın istifamı vereceğim. Adamcağızın kabahati ne? Deniz görmemiş insanı sen kaptan yapmaya kalktın. Ama ne kaptan, hemen baştan kara etti. Doğru, onun hiçbir suçu yok. Sadece oynanan bir dama taşıydı o. Bu oğlanın falında hep o Esmer'le nikah düşüyor. Hadi hayırlısı! Ama Dürüye kumral, Esmer değil ki. Acaba Necati'nin aklına giren biri mi var? Canım efendim, yarın akşam söz keseceğiz. Bırak endişeyi artık hemşire, aman! Aman öyle söyleme! Necati'cimi nelerle büyüttüm ben. Bir etiği düşüğe tutulmasını ister miyim? Necati! Yavrum! Efendim anne? Ne o erken geldin? Yoksa hastalandın mı yavrum? Hayır anne, orada sıkıldım biraz da. İyi ettin, ben bilmez miyim? Benim oğlum öyle yerleri sevmez. Hadi soyun, dökün bir tane. Öyle yapacağım zaten. Yorgunum. Şimdi yatacağım anne! Meral Hanım gelmedi mi? Hayır Müdür Bey. Girin. Rahatsız etmiyorum ya, bunu ablam gönderdi, istifasıymış. Anladım.
Anladın ama ıska geçtin abi. Seninki de iddiayı kaybedince tam bozuldu. Güya seni modern bir erkek yapacaktı. Şişti tabii. Demek bütün bunlar bir iddia için oldu. Ne sandınız? Aklınız sıra benim tam bir erkek olamayacağım sandımsa? Evet. Git ablana söyle istifasını kabul edeceğim zamanı ben kendisine bildiririm. Vallahi billahi Necati Bey vurdu o yumruğu abla. Ama ne yumruktu, yıldızları saydım. Şaşılacak şey ya, istifam. Onu da dedi. Gelip ablanıza bildireceğim dedi, barut gibiydi herif. Vay canına, bir vurmuş, bir vurmuş. Oh, elleri dert görmesin. Siz mi kaldınız koca müdürü imtihan edecek? Sen de sultan kızım, bunlara uyup güzelim işinden oldun. Öf, kesin artık bu konuyu. İşte bunları böyle kafana çıkardın. Bak kız gül gibi işin dibine darı ekti. Eşref Bey, Eşref Bey, şimdi gene çek bakalım bunca kişinin yükünü. Yok iddiaymış, yok Necati Bey modern olur muymuş, hay modernliğiniz batsın. Necati, Necati, dur bir dakika. Meral Hanım istifa etmiş ha? Sıkıysa etsin. Aa şöyle, sana bir şey söyleyecektim, bir köşede iki tek atalım, ne dersin? Böyle zamanlarda erkekler aynı şeyi yaparlar. Atalım, atalım be arkadaşım. Şu ciğerim kebap oldu, anladın mı kebap? Ama dur sen! Ben o kıza pes ettirmezsem, bana da anasının kuzusu Necati demesinler. Yak onu aşkınla Necati'ciğim! Yakarım ya! Benim gibi bir erkeğe lola ha! Ayaklarına kapanmazsa affetme! Etmem! Gelsin desin ki, Necati'ciğim desin, sevgilim desin, hayatım desin! Desin mi? Desin tabii! Beni modern yapacak diye kendini aşık etsin, ben de armut gibi durayım, öyle mi? Dediğin gibi, mesele bugün hallolmalı! Olmalı ya! Olmalı ama nasıl? Meral Hanım'ın evine gideceğiz. Ha? Allah'tan o züppeler de orada olmalı ki işin tadı çıksın. Şerefe! Şerefe! İşte burası! Ben de geleyim mi? Yoo, ben iki dakikada her şeyi hallederim. Hadi göreyim seni! Gör beni! Kimi aradınız efendim? Meral Hanım yok mu? Biraz konuşacaktım. Yoklar, kardeşleriyle maça gittiler. Kim aradı diyeyim efendim? Müdürün Necati Bey'im ben, bana sormadan nasıl maçı gidermiş ha? Siz onun kusuruna bakmayın, bir hata etti. Sonra istifasını ciddiye almayın lütfen. Beyefendi içeri buyurmaz mısınız? Bir kahvemizi içerdiniz, buyurun. Başka zaman, şimdi şu kızınızı bulup kim pısırıkmış göstereceğim. Hadi eyvallah, rahatsız ettim. Estağfurullah. Kim demiş bu adam için sünefe diye, tam erkek, ya. Tam! Ya ya ya! Şar şar şar! Vay vay vay! Şöyle. Aa işte orada bizimki. Başka yer yok mu be, amma tereyağısına. Buranın manzarası güzel, anladın mı? Kıl kuyruğu. Hadi oradan. Hadi be. Bak bak. Senin meşhur müdür de gelmiş. Senin peşinde dolaşıyor galiba. Şunu bir silkeleyeyim mi? Saçmalama. O yumruğu hak etmişti Adnan. Saç abi. Hadi. Diyorsun mahallemizin kızlarına be! Onun sizde bir alakası var mı? Lafını bil Rafet! Papyon takmasını öğrendin mi abi? Sen beni bir dakika bekle! Burada deminden beri bir horoz ötüyordu, kimmiş o bakayım? Benim, ne olacakmış? Seni döverim! Heh, şuna bakın! Beni dövecekmiş! Ne yapıyorsunuz canım, yakışır mı size? Öyle yakışır ki, al bakalım ayıbalı! Vur!
Şunun icabına bakıver oğlum. Artık müdür beyinin şu züppelerden az erkek olduğunu iddia edemezsin. Necati! Artık o Necati öldü. Seni deli gibi sevmiştim. Ne kafa! Bu sana ders olsun kızım, kimsenin kalbiyle oynama. Abi, ayıbalığın işi bitti. Hadi arkadaşım gidelim, burası fazla lavanta kokuyor. Bizi meyhane paklar. Necati! Necati! Tayyare gibi hissediyorum. Emret uçayım Orancığım. Pilotsan eyvallah. Bu güzel dansözle muhabbetimiz tam yumurtalı oldu. Burasını lokanta sandın anlaşılan. Yok be oğlum, bitiyorum bu kıza. İpek. Ne yok yok, sarı kanarya. Sarı kanaryanın şerefini içelim öyleyse. Garson! Garson bel! Kimse yardım etmiyor. Dur seni kaldırayım sayın bayan. Ne yapıyorsun sersem? Çekil diyorum. İlk yardım, ilk yardım. Benim. İyilik olsun be kızım. Neniz var anlayalım hele. Aman. Herif çakalın biri, atın dışarı. Ha şöyle, şimdi ben size nane ile limon kaynattırırım, midenize iyi gelir. Beni rahat bırak. İyilik olsun dedik be kızım. Hadi bakalım yaylanın buradan, yoksa kapıyı biz gösteririz. Çabuk nokta olun, hadi bakalım pır. Yürü!
Bunlar ne demek istiyorlar Orancı? Gitmemizi istiyorlar, yoksa bizi tutup atacaklarmış. Aç! Hop! İki getirdim beni. İki. Üç. Ne anasının kuzusu be, as! Lan yavrusu! Kalbim hiç çarpmıyor güzel kadın, nedir senin adın? Sersem. Öyle mi? Memnun oldum. Anlamadım. Barımı alt üst ettin, seni geberteceğim. Annemden izin almadan hiçbir şey yapamaz. Of nasırım! Geçmiş olsun be abi! Hadi gidiyoruz Orhan, muharebe burada yatar. Yatar. Bundan sonra gidip nereye dağıtacağım biliyor musun? Nereyi? Ha? Ha? Ben de bilmiyorum. Hadi gidelim öyleyse. Nerede kaldı bu oğlan hemşire? Ona erken gel, misafiri var demedim mi? Söylemez olur muyum? Bugün söz kesilecek. O bilmiyordu ama erken gelmesi lazımdı. Rezil olacağız. Birader, bir misafirleri oyalayıver. Pekala, olur hemşire. Sıkılmıyorsunuz ya hanımefendi. Necati Bey böyle geç mi gelir dayı Bey? Yo yo, oğlumuz çok kibardır. Ne kumarı vardır ne içkisi. Değil mi hemşire? Bugüne kadar ağzına bir damla içki koymamıştır. Ya, muhakkak ki bir kadının en sinirlendiği şey kocasının eve içkili gelmesidir. Sarhoş bir koca, en kötü bir koca tipidir. Öyle değil mi anneciğim? Ben yeni yeni sevdalanıyorum. Ne o var? Oo, hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlarım. İyi ettiniz de geldiniz, evimiz şenlendi. Hoş geldin evimize, şiir oldun dilimiz. Necati, bu ne hal böyle? Boş ver be dayı, içtik bir kere. Orhan dedi ki, sen tayyare gibi oldun dedi. Ama o herife bir dayak attım, kral! Kıza da resti çektim. Bana söker mi be dayı, he? Adam söz kesilecek günümü buldun yahu. Söz mü? Bu kızla mı? Boş ver be dayı. Benim kalbim yaralı, kalbim. Bu aile şerefimize hakaret. Evet, hakaretti. Bayılıyorum. Anneciğim bayılma. Ben de bayılıyorum. Anneciğim, anneciğim, su getir. Allah rahatlık versin dayı.
Beni insanların arasına sokayım derken nefret ettirdin. Senden ve herkesten kaçıyorum. Aşkından delil olsam artık beni göremeyeceksin. Bütün gece uyumadın değil mi? Hep onu düşündün. Ona yaptığın haksızlığa pişman oldun değil mi? Evet anne. Onu bir tecrübe tahtası gibi kullandım. Onu seviyorum. Biz kadınlar saçmalıklarımızın yüzünden saadetimizi yıkarız. Git istifanı geri al kızım. Adamı kendi haline bırakma. Biraz da kadın cesaret vermeli erkeğe. Hurşit efendi! Hurşit efendi! Hayrola, bu sabah erkencisiniz müdür bey? Dinle beni. 20 gün insanlardan kaçmaya karar verdim. Orhan bey yerime nezaret eder. Beşiktaş'ta Çırağan Oteli'ne gidiyorum. Ama neden beyefendi? Öyle işte. Şimdi yemin et bakalım. Nereye gittim kimseye söylemeyeceksin. İki gözüm önüme aksın ki söylemem. Sağ ol. Ha, az kalsın unutuyordum. Bunu da Orhan bey'e ver. Anneciğim, akşamki kabalığımı affet, çünkü kalbimde başka bir kız vardı. Merak etme, kendime iyi bakacağım, gözlerinden öperim. Safi dayıya selam, çilekeş oğlun Necati! Seher, Seher'cim gördün mü, güller gibi evladım elden gitti. Çabuk bana birader bey can! Baş üstüne! Evladımı bu hallerde bırakamam! Ha? Demek Yavuzlar gibi oğlumu baştan çıkaran sendin! Seni kör olasıca seni! Ne istedin benim pamuklar gibi oğlumdan? Ah! Bu oğlumu ayartan kız değil mi? Ya vallahi o hemşire! Aman koşalım! İşte böyle! Aşk beni mahvetti! Her şeyi unutmak için gidiyorum! Sizi seven müdürünüz Necati! Müdür bey yok mu? Gitti! Yaptığınızı beğendiniz mi? Şakanızın sonu nereye vardı? Aman yarabbi! Ya bir şey olduysa! Necati, sevgilim! Söyle kız, ipekler gibi yavrumu nerelere kaçırdın? Siz kimsiniz? Kimmişim? Şuna da bakın, annesiyim! Kim olduğumu şimdi anladın mı? Canım sakin olun, ayıp değil mi? Bu yakında sizin gelininiz olacak! Bu mu? Allah göstermesin! Bırak şimdi şamatayı da şu oğlanı el birliğinden bulalım! Baksana kız da merak içinde! Ona bir şey olduysa ben de kendimi öldürürüm! O benim yavrumdu! Anasının kuzusuydu o! Nereye gidebilir Orhan bey? En yakın arkadaşı sizsiniz! Ne olur bize yardım edin! Şimdi Hurşit bize müdür beyin nereye gittiğini söyleyiverir, değil mi Hurşit efendicim? Vallahi billahi ben müdür beyin Çırağan Oteli'ne gittiğini bilmiyorum. Yaşa! Bir filminiz daha gitti Necati bey, korkarım oyunu kıvıramayacaksınız. Fil mi? Ne kıymeti var beyefendicim, siz oyunun sonuna bakın. Hadi bakalım oynayayım, ama dikkat edin bu sefer vezir de gidecek. Kuyruğunuz fena sıkıştı. Ya kale ya vezir. Aman hemşire, yoruldum, bittim lütfen! Gayret birader bey, gayret! Yalnız 2 hamle kaldı, sonra mat! Şah, kaçın bakalım! Aman, yoruldum, bittim hemşire! Gayret birader bey, gayret! Ay, nefesim tıkandı! Aman! Vallahi kalbim vurmuş! Ay, ölürüm! Ay, çocuklar, bitti! Gene şah, kaçın bakalım nereye kaçacaksınız? İşte buraya kaçtım.
Aman canım çıktı bitti hemşire! Dayan birader bey, dayan! Bakıyorum, hiç insafınız yok. Gene hücumdasınız. Oyunun icabı bu, Mirim. Mat oluyorsunuz, dikkat edin. Aman, neredeymiş bu otel hemşire? İşte gözünün önünde. Geldik, geldik otele! Şah ve Mat, şimdi kaçın bakalım. Haklısın, asıl şimdi kaçmam lazım. Allah kahretsin, burada da buldular beni. Aman çocuklar, nerede bu Necati? Aa, çıkın! Affedersiniz, birini arıyoruz da! Affedersiniz, birini arıyoruz da! Aman kızlar, yoruldum lütfen! Bakalım şimdi nereye kaçacaksın küçük bey? Seni sevmeseydim peşinden koşar mıydım? Tam manasıyla erkek olduğunu anladım. Artık kaçma sevgilim. Sevgilim mi dedin? Beni seviyor musun? Evet, deli gibi. Ne asansörle, asansörle nerede? Aşağı iniyorlar. Nerede Necati? Nerede? Şaşı Kamil Paşa'nın torunu için almıştım. Kime niyet, kime kısmet. Takıver birader bey. Takayım mı hemşire? Birader bey! Ay, geliyorum hemşire! Olmazsa burada sus hemşire!